Merhaba arkadaşlar. Gene müthiş bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Bu sefer size patatesli kıymalı rulo yapacağım. Bu müthiş bir kahvaltılık olacak. Beni dikkatlice izleyin. Önce bir tavamıza biraz yağ koyuyoruz. Ufak ufak doğradığımız bir orta boy soğanı kavuracağız. İçine bir ufak çarlıson biberi. İçine ufak ufak doğradım çarlıson biber attım bir tane de arkadaşlar. Bunu şöyle kavuracağız. Soğan ve biberlerimizi kavurduk. Şimdi içine yarım küre kıyma atıyorum. Arkadaşlar soğanla biberi fazla yağda kavurmuyorum çünkü kıymanın da yağı var. Şimdi biraz kısık ateşte yaparsanız kıymanın daha güzel olacak. Şimdi direkt çok kıyma olduğu için kıyma kavurma da yapmıyoruz. Zaten fırında da bir pişme süreci olacak. Onun için kısık ateşte yağının çıkmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle ekstradan yağ almaya gerek yok. Kıymamızın rengi döndükten sonra altını açıyoruz. Biraz daha böyle altını açıp kavururuz. Yağını saldı. Şimdi yapacağımız tarif de kaşar tenderde olacağı için özellikle az yağlı yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Kaşarın da yağ var çünkü. Şimdi kıymamız olduktan sonra 2 adet orta boy domatesi küp küp doğradım. Baharatlar, birazcık pul biber. Baharat işi tamamen keyfi arkadaşlar, dediğim gibi. Biraz kırmızı tatlı biber. Toz biber yani. Biraz da karabiber. Bu arada kıymayı yarım közdü. Kıymam 400 gramdır. Özür dilerim. Bir tatlı kaşığı, tam dolusu değil. Biraz eksik tuz. Bunu güzel de karıştırıp biraz daha kavuruyoruz arkadaşlar. Domateslerimiz iyice eridi, hermelendi. Kıymayla güzel karıştı. Şimdi altını kapatıp dinlenmeye alıyoruz birazcık arkadaşlar. Birazcık soğusun. Biz de bu arada öteki işlemlere başlayalım. Fırın tepside pişirme kağıdını yerleştiriyoruz. Bir miktarlandırdığımız kaşarı şu şekilde her tarafa gelecek şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Kaşarlarımı dizdikten sonra böyle çok ince doğradığım patatesleri yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Üç tane büyük boyu patates doğradım, dilimledim ben. Siz daha az ya da daha çok yapabilirsiniz her zaman dediğim gibi. Bunu iki kat yapıyoruz arkadaşlar. Hiç boşluk kalmayacak. Boş olan yerlere şöyle patatesleri gene diziyoruz. Çok patatesten zarar gelmez. Evet, bunu bu şekilde alıp 180 derece ısınmış fırına veriyoruz arkadaşlar. Patateslerimiz pişti arkadaşlar. Altları kızardı, şimdi göreceksiniz. Az bir şey fırın tutabilmek için soğumaya bıraktım.
Şimdi işlemimizin zor kısmına giriyoruz arkadaşlar. Bu kavurduğumuz kıymaya ben birazcık maydanoz koyuyorum. Şimdi dilinmiş. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu kıymayı şu şekilde eşit bir şekilde patateslerimizin üstüne yayıyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım kilo kıymayla da olabilirmiş ama hazır kıymayla yaptım ben bunu. O da 400 gramlık paketmiş. Olsun, bu da yeterli. Bu işimizi yaptıktan sonra birazcık daha kaşar rendeliyoruz. Rendelediğimiz kaşarları şu şekilde atıyoruz. Ondan sonra şu yağlı kağıdı tutup kıvırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tahta kaşık yardımıyla rulo olarak yapacağım bunu arkadaşlar. İnşallah fazla şey yapmadan yapabilirim. Yani bunun böyle kırılması o kadar da önemliydi arkadaşlar. Şöyle. Kırılmaması için çok aşırı kaşar koyup birbirine yapıştırmak lazım. Çok aşırı kaşarlı da o kadar iyi olmuyor. Şu gördüğünüz şekilde yine fırına atıp 10-15 dakika, 10 dakika yeterli olur. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Toplayabildiğim kadar topladım. Çok şahane oldu. Şimdi bunu dilim dilim dilimleyeceğim, öyle koyacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum.